Merhabalar. Bugün sıklıkla gelen sorulardan birini cevaplayacağız. Antifriz neden köpürür? Genellikle köpürme nedeni motor soğutma suyunda yağ olmasıdır. Bunun nedenleri nasıl çözülebileceği, kısacası bu sorunla alakalı aklınıza takılan her şeyin cevabını videomuzda bulabilirsiniz. Aracınızda böyle bir sorun varsa sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Suyuna yağ karışmasının bir numaralı nedeni silindir kapak çontasıdır. Silindir kapak çantası haricinde çok nadir görülen nedenler tabii ki de vardır. Ama bu çoğu araçta yağ soğutucusu bile yok örneğin. Ki olan araçların çoğunda da yağ soğutucusu havayla soğutulmakta. Bazı modellerde su destekli yağ soğutucuları mevcut. O arıza nedeniyle de soğutma suyundan yağ karışabiliyor. Keza ama bunlar düşük ihtimal. Tüm ihtimalleri değerlendireceğiz ama en sık görülen ihtimal olan silindir kapak çantasıyla konuya başlamak istiyoruz. Antifrizinizde köpürme, kahverengi, tahin kıvamlı balçıklaşma, genleşme kabınızın içerisinde yağ kalıntıları varsa silindir kapak çantası arızası akla gelir. Silindir kapak çantası motor bloğu ve silindir kapağı yani motor bloğunuz üstteki kapağın arasında soğutma suyunun kanallarını birbirine bağlayan alandaki contadır ve iki blok arasındaki sıvı geçişinde etrafa sıvı kaçaklarını önleyen bir contadır. Bu conta zamanla hararete bağlı olarak eskimeye, yıpranmaya, metal yorgunluklarına bağlı olarak arıza yapabilir, kanalları kopabilir, yanabilir. Bu da iki blok arasında sıvının geçerken yan kısımlara sızmasına ve yan kısımdaki yağların da motor soğutma suyunun içerisinde sızmasına neden olacaktır. Bu da antifrizinizin içine, motor soğutma suyunuzun içine yağ karışmasına neden olur. Bunun araca olası ilk zararı aracın düzgün soğutulamamasıdır. Bunun iki nedeni vardır. İlki antifrizin içerisinde yağ olması, ikincisi motor soğutma suyuna yağ karışıyorsa aynı zamanda motorun ürettiği kompresör yani basınç motor soğutma suyuna karışacaktır. Bu iki durum üst üste bindiği zaman aracınızın soğutma performansını düşürür. İlk nedenden başlayalım. Aracınızın motor bloğunun içinde. Motor bloğunun dış cephellerini antifriziniz direkt diyerek ısıyı alır. Isınan su radyatöre gider. Radyatörün dış cephellerine ısınan su direkt olarak temas ederek su sıcaklığını radyatöre verir. Tekrar soğuk olarak motorun içine döner. Bu sistemde motor iç cephellerine ve radyatörün iç cephellerinin yağ ile kaplanmış olması soğutulacak motor bloğu ve antifrizi arasında bir yağ katmanı oluşmasına neden olur. Bu da soğutma performansını düşürür. Keza ısınan su radyatörde soğumak için gittiği zaman da radyatör cephellerine ısınan su direkt olarak temas edip tüm ısısını radyatöre aktaramaz. Bu da yine soğutma performansınızı bir miktar düşürür. Bir nevi kısır döngüdür diyebiliriz. İkinci zararı da soğutma sisteminin içerisine motor kompresörünün girmesidir. Bu da devirdaim pompasıyla oluşturulan normal olması gereken devinim basıncının değişmesine neden olur. Bu da soğutma sisteminin performansını direkt olarak düşürür. Aracınızın sık sık hararetinin ciddi derecelere yükselmesine neden olur. Genellikle contayinlik araçlarda hararet çok stabil değildir. Normal araçlar gibi seyir halinde sürekli 90'da değildir. Bir düşer, bir çok kalkar. Bu tarz sorunlarınız varsa aynı zamanda genleşme kabınızın içinde antifrizinizde köpürme, yağ, kremimsi balçıklar varsa silindir kapak çantasının arızalı olduğundan söz edilebilir. Bir diğer belirti de motor yağ kapağının içinde motor suyunun içeri karışmasına bağlı olarak köpükleşme, yine kremimsi balçıklaşma ki ekranda bunların fotoğraflarını getiriyor olacağım. Orada nasıl bir görüntüyle karşılaşacağınızı az çok görebilirsiniz. Aracınızda böyle bir görüntü var mı yok mu kıyaslayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da antifrizinizin yani motor soğutma suyunuzun motor yağının içine karıştığı anlamına gelir. Bu da motorun içindeki yağlama dengesini bozar. Motor içi yağlama azalır, koruyuculuk azalır. Bu da motorunuzun içinde aşınmaların normalden daha fazla had safhaya çıkmasına, motor ömrünüzün normalde beklenenden çok kısa sürede tamamlanmasına ve motor aşınmaları yaşamanıza neden olacaktır. Bu yüzden böyle sorunlarınız varsa aracınızın tamirini aksatmamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca zaten bu işlemler aracı performansına da birebir etkilidir. Yanma odasına su girmesi ateşleme sistemini ve yakıt sistemini tamamen bozar. Aracınızda teklemeler, sarsıntılı çalışmalar, performans kaybı, fazla yakıt tüketimi gibi sorunlarla ve özellikle aracın sabahları geç çalışması gibi sorunlarla sıklıkla karşılaşabilmekte bu tarz arıza sahipleri. Aracınızda böyle şikayetler varsa conta arızası çok daha ağır basmakta. Conta arızasının klasik tespitleri bunlar. Ayrıca az önce bahsettiğimiz gibi soğutma sisteminin içerisine
bir kompresör kaçağı varsa, yani soğutma sisteminiz içerisinde fazladan motordan basınç alıyorsa, radyatör hortumlarınızın normalden daha fazla şişmesine, daha sert olmasına neden olacaktır. Hortumları elinizle kontrol ederek sertlik, şişme olup olmadığına bakabilir. Bu şekilde conta kontrolünüzü de kendiniz yapabilirsiniz. Manuel kontrollerinin aksine kendinizin de uygulayabileceği hazır silindir kapak contası kaçak test kitleri piyasada mevcut. Çok da ucuz fiyatları var. Yani 20-25 TL, en kalitelisi, en İtalya'yı vesaire vesaire 50 TL'lik kitler bunlar. Tek kullanımlık alıyorsunuz ve bunu kendiniz de uygulayabiliyorsunuz. Genleşme kabının içine koyup 5 dakikalık bir sürüşe çıkıyorsunuz. Sonra kiti çıkarıp oradaki rengine göre silindir kapak contanızın hangi oranda kaçırdığını size gösteren kitler var. Eğer kendi baktığınız noktalara güvenmeyip direkt test uygulamak isterseniz de piyasadan bu testleri temin edebilirsiniz. Çoğu test güvenilir sonuç vermektedir. Piyasadaki çoğu test güvenilir sonuç vermektedir. O da hızlıca sonuç almanız adına size faydalı olacaktır diyebiliriz. Son olarak motor yağına, motor suyuna karışan yağın nasıl temizleneceğinden bahsedelim. Öncelikle sorununuzu tespit ettiniz. Diyelim ki conta. Conta değişti. Conta değişirken üst silindir kapak sökükken kapağın içi zaten kapakçılarda rektefe edilirken temizlenir. Bizim için temizlenmesi gereken şey radyatörünüz, genleşme kabınız ve motor bloğunuzun arasındaki kauçuk, hortumlar ve motor bloğunuzun içidir. Bu normal suyla, antifrizle temizlenecek kantlar değildir. Bunun için özel yağ çözücü ve motorun içinde kullanılabilecek solüsyonlar vardır. Parçacılarda ve özel olarak motor rektefecilerde, kapakçılarda bu solüsyonları temin edebilirsiniz. Öyle marketten, piyasadan alacağınız yağ çözücüleri motorda kullanamazsınız maalesef. Ucuzdur, pek pahalı değil. Litrelik şişelerde ya da 5 litrelik şişelerde satılan malzemeler bunlar. Bu malzemeleri temin ederek motor bloğunuzun içinin usta tarafından temizlenmesini, radyatör peteklerinizi söküp içinin temizlenmesini, hatta daha kaliteli %100 emin olmak isterseniz radyatörlerinizi söküp sadece radyatör temizlik ve onarım yapan bir firmaya göndererek içinin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Keza genleşme kabının içini de bu özel solüsyon ve temizleme sıvılarıyla çalkalayarak temizleyebilirsiniz. Aradaki hortumlar zaten devinimle kendileri temizlenecektir. Harici bir temizlik uygulanmasını biz önermiyoruz. Zaten normal suyla temizlik bu yağ kalıntılarını sökmeyecektir. Bu özel motor rektefecilerinde ve kapakçılarda bulunan solüsyon haricinde de başka temizlik malzemesi kullanılmasını önermiyoruz. Konumuzun sonuna geldik. En sık sorulan soruları, nedenleri ve yapılması gerekenleri sizler için sıraladık. Kısa tutmaya çalıştık. O yüzden hala aklınıza takılanlar varsa, aracınızdaki yaşadığınız arızaları, sorunları bizlere sormak isterseniz aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak sorularınızı hızlıca bize her zaman iletebilirsiniz. Sorulan sorularda topluluğumuza katılan üyelerimizin soruları günlük olarak cevaplanmaktadır. Harici olarak abonelerimizden gelen soruları da tabii ki cevaplamaya gayret ediyoruz. Ama günlük olarak yoğunluktan cevaplayamayabiliyoruz. Hem daha hızlı cevap almak isterseniz hem de bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz topluluğumuza katılabilir, videomuzu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.